Rengarenk 11.11'in tam zamanı. Galaxy AI Türkçe dil desteği geldi. Artık 20 farklı dilde iletişim kurabilirsin. Samsung Galaxy S24 Plus 256 GB akıllı telefon 37.999 lira. Sen de Mediamarkt'a gel. Rengarenk şahane Kasım'a özel fiyatları kaçırma. Mediamarkt. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner. Bilyoner FC'yi sunar. Sevgili izleyenler, Bilyoner FC'ye hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir hafta, yeni bir heyecan ve eğlencenin adresi Bilyoner'de, Bilyoner FC programındayız. Başlamadan önce Ilgaz Çınar'a ve sevgili dostum Ali hoş geldiniz. Merhabalar diyorum. İzzet. <laughs> Merhabalar Ali Ece, satır satır, hece hece. <laughs> i̇şte karşınızda Ali Ece, Ece. Ece. <laughs> İzzet bilmeyenler için benim göbek ismim. Ali Ece son zamanlarda bana İzzet diye hitap etmek Çok etme görüşürüz. Önümüzden böyle verdi. sıkılmayalım işte. <laughs> i̇lişkiyi tazeleyelim diye. Meclisim. Bandana işe şöyle şey ona yapalım. Ona böyle çeşitli sürprizler yapın. Geyik uzamasın girelim hemen. Bugünü kayda alabilir miyiz? Geyik uzamasın dedi Ali Ece. Ben geyik, benim geldiğimde. Burayı geyik, ben sosyal medyamda geller, şeyler yani. Paylaş tamam Geyik uzamasın. Tamam. Hadi başlayalım abi. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner'de. Bilyon puan yağmuru devam ediyor sevgili izleyenler. Bilyoner'den yeni üyelere koşulsuz şartsız 30 TL bilyon puan var. Üstelik üye olduktan sonra ilk 30 günde yapacağınız 500 TL'lik kuponlara 50 TL, 1000 TL'lik kuponlara 100 TL, 2000 TL'lik kuponlara 200 TL ve 5000 TL'lik kuponlara toplamda 500 TL'ye varan bilyon puan hediye ediliyor. Siz de bilyonerin eğlence ve avantaj dolu dünyasını kaçırmamak için Hemen üye olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bilyonere. Ee, yol arkadaşımız. Evet, evet arkadaşlar, çalıştınız mı? Çok bak sayfalarca. Evet o kadar ben de dün gece. Maç ve şey temposu vardı ki yayın temposu vardı ki. Biraz burada telefona bakmamızın sebebi de bu arkadaşlar arasında. Çünkü bazen oranlar birden bire açılıyor. Oyuncu evet. özel oranları açılıyor. Biz burada hani bir şey yapmıyoruz. Yeni özel işlerimize uygulamıyoruz. Evet, bir şey geliyor. Tabii canım yani o sebepten. Derece. Sakatlara bakıyoruz milyonerin uygulamasından. Başka Zaten hiç programda bakmıyoruz canım. Bunun böyle ayrımına varır izleyicimiz bence. O zaman Galatasaray'la başlayalım mı? Başlayalım tabii. Evet Ilgaz Çınar buyurun. Evet abi dün biz canlı yayındaydık. Ben öncelikle sizin değerli fikirlerinizi merak ediyorum. Sonrasında ben de tekrar bir toparlama geçerim. Peki ben Galatasaray'ın son 20 dakika hariç kendi Süper Lig standartının çok üstüne çıktığını, e, Tottenham'da kim oynarsa oynasın ona o kadar bakmamak gerekiyor. Çünkü böyle Tottenham'ın bakış açısı oyunculara aynı değerde. Öyle bakıyor. Ayrıca böyle devre arasında yaptıkları değişikliğe bakarsan iki a oyuncu çıkıp iki az oyuncu görüyor. Ayrıca son kötü oynuyordu. Yani onunla açıklayamayız. Çünkü Galatasaray ilk yarıda da ikinci yarıda da çok iyi üzerine çalışılmış. Muazzam başarılı bir 3-4-1-2 presi. Oradaki bir ne kadar hareketli o kadar bereketli. Oradaki bir zaten Mertens'ti. Evet. Ve gerçekten çok hareketliydi, çok bereketliydi. Sara harika oynadı. Sara resmen beni hiç almadınız. Championship'te ben çok iyiydim Norwich'te. Siz salaksınız demeye getirdi. Evet. mesela Türkiye Süper Ligi için o bonservis bedeli yüksek olabilir ama Tottenham için değil. Evet. Yani onu gösterdi. Ee, o Simen tabi attığı var. İşte Yunus Akgün'ün mükemmel bir golü var. Wesley Snyder vuruşu. Orada da şunu gördük. Sadece böyle sura, sarın mı duran topunda. Yani duran top sadece böyle duran topu kullanacak oyuncu ve kafayla gol atacak oyuncu üzerine kurgulanmaz. Ee, orada böyle tamamen bir set çizersin. Top sekerse nereye gelir? O sekende kim orada olmalıdır? Orada o sekene kim ne yapmalıdır? Mesela Yunus yerine orada şey olsaydı, şimdi bu sakatlı olan sol bek oyuncusu olsaydı. Yakups. Yakups olsaydı İsmail Yakups orta yapması. <gülüyor> yani <gülüyor> o şekilde set çizilirdi. Burada Yunus gerçekten tek vuruşta o şutları çok iyi çekebilen bir oyuncu. Fraser Forster çok iyi oynadı. Yoksa maç 6-1-7-1'e gidebilirdi. Galatasaray çok kaçırdı. İkinci araya da çok iyi başladı. Ve 68. dakikadan sonra ise işte ligler arası fizik kalite farkı ortaya çıktı. Galatasaray 6-1 7-1 kazanacak kadar iyi oynuyordu dakikalardan sonra 3-2 son anlarda evet. bize sıkıntı çekerek kazandı. Eee ligini aşmak önemlidir. Yani kendi oyundin ligini aşmak önemlidir. Ligi açtığı zaman Galatasaray UEFA Ligi şampiyonu olmuştu ve daha sonra da işte Beşiktaş, Barcelona'nın yenmişti. Fenerbahçe Avrupa kupalarında gayet iyi, zorlu rakiplere karşı iyi oyunlar oynamıştı. Ligin çıtasını yükseltecek bir şey. E, çok beğendim. Süper Lig'de zaten şampiyon olmaya yeterdi. artar. Icardi'nin sezonu kapattığı söyleniyor. Geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun gerçekten. Onun da bir planı yapılacaktır. Bence nacizane görüşüm. 3-4-1-2 yerine 3-4-2-1 gibi Santrafor Osimen, Mertens'in yanında Roland Shalai gibi çok çalışkan bir oyuncu. Hem de Shalai ile Yunus da böyle sürekli böyle alan değiştirerek Avrupa'da daha da işte etkili oynayabilirler. Demek ya bence tam bir gövde gösterisiydi Galatasaray'ın yaptığı şov da diyebiliriz, meydan okumu da değiliz, diyebiliriz. Tıpkı Bayern Münih maçına benziyor. Orada sonucu alamamıştı Okan Hoca. Yavaş yavaş düştüğü dakikalarda takımının yani gerekli önlemleri belki bir adım geriye atmış olsaydı o şovun karşılığı hakkı bir üç puandı ama bir puan alabilirdi. Burada yani zaten rakamlara bakıyorsunuz maçtan sonra çıktı ortaya yani 28 şut değil mi? Evet 28 o yani normal standardında bir Osimen maçın yıldızı da standardında bir Osimen olsaydı bir de Icardi'yi coşturmak için vermek istediği pasları olmasaydı iki tane daha Osimen'e minimum yazacaktık. Evet. İlk yarısı 4-5 4-5-1 bir bitebilecek bir maç. Ya tamam Tottenham'ın eksikleri var. Ali'nin dediği doğru görüyoruz. Yani ben geçen sene seyrettim hakikaten Chelsea Tottenham maçı. Bu ne oluyor ya demiştim. Yani 9 kişi kalan Tottenham yani onu oynatmak istiyor. Onu oynatıyor. 9 kişi kalan takım bile stoperlerin orta sahaya bastırıyor. Tabii bu oyunun eğer temelinde omurgasında olan işte Bergwijn yani çok genç bir oyuncu, çok top kaybetti. Dragush'in yoklukta oynuyor ama Galatasaray'ın da başarısıyla Dragush'un üzerinden oyunu kurdurmaya çalışınca çok hata yaptı. Ama bu Tottenham'ı bir Ali'nin dediği gibi fiziksel kuvvetinin Premier Lig'in orta üst takımlarından birisi. Bunu yapabilmek yani sadece şu Icardi, Ossiemen arkasında Mertens'le çıkacağı maçlarda biz problem yaşayabileceğini düşünüyorduk diğer problem yaşamak öyle bir şov yaptı ki Okan Hoca ve öğrencileri muazzam bir şey seyrettik. Sonucunu da aldı. Devamında ee, dakikalar içerisinde evet yani ee, yavaş yavaş şeye oyunu tutmaya yönelik hareketler yapmaya başlayınca o pres tempo 90 dakika yapamazsınız zaten. E, Tottenham topu istediği gibi çevirdi ama çok pozisyona girmedi. Yani 3-2'den sonra sadece Mustera'nın çıktığı Kulusevski'nin önünde kalan bir top var. Çok zor bir ihtimal. Yani o bize kale orada aa bu kale boş deyince o çok nadir olabilen bir şey. Şey oluyor yani böyle filmlerde görürüz ya böyle birden bir hızlı hızlı geriye sararlar böyle sonra tekrar olay örgüsüne giderler ya Hollywood filmlerinde falan olur genellikle böyle. Ben de Kudüs Eski Top'u vurduktan sonra maçtaki Osman'in kaçırdıkları falan böyle gözümün önünden tekrar geçmeye başladı. Top nereye gideceğini yani, görene kadar yani. Pasta, nereye gidiyor anlamadım. Altı da vurdu Fraser tamam. Foster'ın Çıkar, i̇ki tane çıkarttı. çıkarttı. İki tane. İlk yarıda kaleciyle karşı karşıya var. Bak bir tane çok %100 olmamakla beraber bu Osimhen'le ilgili Icardi'ye verdiği en az iki pas hatırlıyorum evet. ve gerçekten de futbolculuğundan daha iyi bir insan karakteri var ya. Yani <laughs> çok, <laughs> çok. ya yani ben şey yani Galatasaray'a gelip buraya bir geçiş dönemi olarak da görebilirdi. Burayı silahı bilmiyor sıçra oynadığı formanın hakkını, hakkını veriyor. veriyor. Yani böyle oyuncular, bu yetenekte böyle oyuncular çünkü biz bu yetenekte öyle olmayan oyuncuları çok gördük. Evet. Doğru. Yani bu yetenekte öyle olmayan. Linkol mesela. I Icardi ile iktidar savaşına girebilir ya adam gitti. Krallığını kabul ettiği Icardi'nin alttaki prenslerden birisi oldu. Hükümet yönetiminde de <laughs> söz sahibi söz oldu. Söz sahibiydi <laughs> ve adamı şey de... bakın abi adam. Ya şey yap <laughs> Bak Icardi'nin gününde olmadığı çok belli Tabii. pozisyonlar var. Ağırlaştı, antallaştı, maalesef sakatlandı. Pozisyon da öyle. Ya kötü kafa vuruyor ya alkışlıyor filan doğru olduğu için pası veriyor Icardi zaten kıvraklığı kalmadığı için belki de golünü de yedi simenin E gerçekten Galatasaray için tek bence olumsuz şey söylenecek. Ya hakikaten ya bu maçta tabela da gol pozisyonlarını böyle durdursak son vuruştan sonra bu maç 6-1 6-1 falan bitmiştir diye düşünürüz. Peki Samsun spor maçı maçına olur. Valla abi yani şöyle şey maçıyla alakalı çok kısa bir şeyi bir geçireyim yaparak. Geçişi geçişi yapayım. Yani hani buna, buna bundan bundan etkilenir. Bundan, bundan nasıl etkilenir? Ee, öncelikle biz maç önü yayınında kadrolar belli olunca herkes ya Kaan Ayan aksar mı acaba diyorlardı sağ stoperde. Ben de şunu söyledim. Muhtemelen Davison Sanchez sağ stoper oynayacak. Hünün sonu etkisiz hale getirebilmek için ya, Barış Alper Yılmaz'la beraber. Ya. Yaptı onu Okan Buruk. Böylece ne oldu? Galatasaray savunmada hem süpürücüsü oldu Kaan Ayan ama aynı zamanda oyunu da kuran adam oldu. Bak Abdülkerim günün en iyi maçlarından bir tanesini oynadı. Tekrar o bize şeydeki 2022 yok, 23teki Abdülkerim'i mükemmel geldi, oynadı. Sene. Davison Sanchez hani Osman kadar faydalı, mükemmel oynadı. Muhtemelen toplum yönetimi demiştir. Abi biz bu adamı bıraktık da Dragunç'un aldık İtalya'dan ne yaptık biz ya demişlerdir. Dün sorgulamışlardır hayatlarını toplum taraftarı olarak da yani. Ki Davison şey oynadı yani böyle bir intikam hırsıyla değil bir profesyonellik abidesi, abidesi adam yani mükemmel onu göster mükemmel mükemmel mükemmeldi yani ve Okan Buruk'un da planı çok çok iyiydi ee, yine biz maç önü konuşurken dedim ki ben yani muhtemelen Ben Davis'e, Dragushin'e biraz çizgiye açtıracaktır Okan Buruk ve yönlendirme yaparak e, bu işleri yapacaktır hepsini yani böyle ilmek ilmek işlenmiş mükemmel bir planı vardı Okan Buruk'un hangi oyuncularla çıkarsa çıksınlar o bizi ilgilendirmiyor sonuç böyle Belirli zaman dilimlerinde İngiliz takımlarına karşı aldığımız galibiyette işte Fenerbahçe, Galatasaray kazandı ama bunlar da böyle oynamıştı demeyecek. Sen her zaman skor tabelası senin tarihinde yer alacaktır. O anlamda müthiş bir oyun ve senin dediğin gibi gövde gösterisiydi. Şimdi gelelim Samsun Spor evet. maçına. Samsun Spor bence Göztepe ile beraber şampiyonluk adayı takımları bir kenara çıkarttığımızda bu ligin fizik kalitesi en iyi iki takımı ve zaten onunla oynuyorlar. Yani belirli gerçekliklerin farkına vardılar. Biz böyle idealist oynayacağız, ayağa çıkacağız, oydu buydu değil. Yani bütün fizik kalitelerini, atletizmlerini, o inanılmaz direnişlerini sahaya koyuyorlar ve bunu da hakkını veriyorlar. Hatta bu sene izlediğimiz en iyi Anadolu kulübü maçlarından bir tanesi Samsun Spor'la Göztepe arasında oynanan maçtı. Şimdi Galatasaray bu eforunu nasıl taşıyacak bu bir? İki, Okan Burun bu üçlü savunma planı master planı mı olacak? Yoksa Türkiye'de daha farklı e, kurgularla mı e, oynayacak? Yani şimdi bu işi bir Osman Icardi ile oynamak var. E, sahadaki planı, üçü savunma kurgusu üzerinden konuşuyoruz. Ama bir de Jakobs iyileşirse eğer, hatta Jakobs iyileşmese bile şöyle oynamak da var. Aynı üçlü savunmayla e, çıkıp Osman'ın arkasında kısa üçgen hali. Yani Mertens'le beraber atıyorum Yunus Akgün'ün orada olduğu bir şey. Çünkü Şalay ligde oynayabiliyor. Şalay ve Barış Alper Yılmaz'la da farklı bir şey yapabiliyorsunuz Yakup mesela. Ben e, Okan Hoca üçlü savunmayı mı tercih edecek, dörtlü savunma kurgusunu tercih edecek bilmiyorum. Ama e, ikinci planını artık net olarak görmeye başladık. E, daha önce Serzeniş'te kendi adıma bulunduğum zaman dilimlerinde güncelleme lazım diyordum e, Okan Buruk'un kendi kurgusunu. Evet. güncellemeyi mükemmel bir şekilde yaptı ve hiç tahmin edilemeyecek bir e, şekilde yaptı. Samsun Spor muhtemelen Tottenham maçındaki o fiziki direnci ve kalitesini gördükten sonra daha da dirençli olarak sahaya çıkacaktır. Yani Galatasaray'ı ilk başta yıpratmak isteyecektir. O bağlamda ben şey acayip bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum tekrar. Gelgitli bir maç mı? Tabii tabii yani çünkü Samsun yakaladı mı abi Carlo Holseler'le falan beraber yakalıyorlar. Muya da döndü sakatlıktan. Zaten Emre Kılınç artık Fofan'a gittikten sonra biraz daha kaptanlığı aldığı şeyde. Liderliği de aldı. Liderliği yani. aldı. Toplar hep ona atılıyor. Ençam mükemmel Olsun. oynuyor. Evet. Mükemmel oynuyor yani. Evet. Mükemmel oynuyor Ençam şeyle beraber. Ayrıca böyle iki penaltı kaçırmak bir insanın kariyerini çok döz edilemez. Neden? Martin Palermo <laughs> bir seferinde üç penaltı kaçırmış. Tabii hatırlıyor tabii. Tabi, hatırlıyorum. Hala efsane santrafordur. Boka. Ee, Boka'daydı değil mi? Bo Boka'daydı ha. ha. La, La Casa de Palermo karakteri de odur zaten. Martin Palermo'dan gelmiştir. Vay Çünkü de. bir şeyde soygunu planladıkları bir yerde böyle bir kilise gibi bir yerde maç yapıyorlar ya Palermo orada penaltı kaçırıyor. <laughs> Bak işte Gönderiyor. bu eğitim, bu kültür, bu zeka, bu yani. kral, kral, i̇yi, iyi de <laughs> de. kral, çok kral adam. Şey. <laughs> yani şey, Martin Palermo kaçırmıştı. Bir de Galatasaray'dayken de şey Ümit Davala kaçırmıştı. Tabii Ümit Davala mıydı hatırlamıyorum. Boşver. Neyse Palermo güzel, Palermo güzel. Sen ne diyorsun? Alanya'da son Papis söz sende. Ha. Karıştırma kaçırma. Ya son burada belirleyici sende. olan Spor'un yapacağı şey değil. Galatasaray bu sihirli bir kelime var ya konsantrasyon. Galatasaray yani evet bu en az Galatasaray'da var ama yine Galatasaray'da da işte görüyoruz gidip Rigas'la beraber kalabiliyor. Yani ya da Kasımpaşa devre arasında 3-1 sirkülesi ettikten sonra 2-2 <laughs> gol yiyebiliyor. Bu tamamen maça bakış açısı. Fiziksel e, yorgunluk da tabii tamamen, varsa yoksa. tamamen konsantrasyon, konsantrasyon, konsantrasyon operasyonu. Yani, yani gidip operasyon. sen Samsun'a... Ha tabii Tottenham'da Samsun'un kalitesi çok farklı. Oyun stilleri de çok farklı. Yani dediğin gibi Muadil Mandici'ye büyük ihtimalle öyle baskı yerlerse uzun vuracaklardır. Ama aynı disiplin ve aynı pres gücüyle çıktığın zaman Samsun Spor yani Holse'de dönse, Muya'da dönse, Holse'de gelse, Ençam'da şey olsa bir Yalnız anda... Yalnız bir şey soracağım. Bu kadar bir kısa sürede aynı bir oyuncu grubuyla aynı yoğunlukta presi <laughs> yapmak... Kolay değil. İnsan bunlar yani. Osimen pek insan değil ama ben de oldu. maç <laughs> tahminini söyleyeyim. Osimen gol atar, Icardi forması açar. Ha, anladım. Bak Icardi forması açmazsa kazanmamış Çok doğru. Güzel. Evet, Osimen gol atar Ya benim tahminim şey, o senin dediğin hücum preste Galatasaray Beşiktaş maçında da mesela hepsi stoperleri bir yere yönlendirmişti. Beşiktaş'ın oyununu bir yere yönlendirmişti. Bu maçta da gördük biz onu. Hep e, belirli bir yere yönlendirir. Bu sefer de Benasser üstüne yönlendirecektir. Benasser dedi mi Samsun'da? Hmm. Ya Yani ben o adamları karıştırıyorum. Benasser. Benasser değil mi abi? <laughs> bir, bir, bir tane daha vardı ya Benasser. Ben Aser, bir, çok benzer isimli. Ben şimdi... Bay yok o şey başka. Bir tane daha Benasser var, alakasızda... var ya. Soldaki ya. Benasser. Ha, ben ha ben Nasser var. Ben karıştırıyorum abi. isimler Aser, bazen geçiyor. Şey Samsun Spor'da da ben Nasser var. Şey Milan'da tamam. oynamamış. Oynamamış Benasser. Ben, Aser. ben Aser. Evet. Ona yönlendirip çünkü oyuncu şey yüzü kendi karısına dönüyorken acayip top kaybı yapıyor. Galatasaray öyle bir plan hazırlayacaktır. Ben ee, ev sahibi e, en az 3 e, gol atar bahis bahsindeyim. 2 en az 3 gol atar. Kaç oran? 2.14. Güzelmiş. Ben de handikaplı Galatasaray diyorum. Zaten MS1 Galatasaray 1.26 handikaplısı da dişe Peki. dokunur bir oran olur. O zaman Fenerbahçe'ye geçebiliriz. Geçelim. Geçelim. Sporda Eğlence'nin ilk adresi Bilyoner, Bilyoner FC'yi sundu.